Arkadaşlar selam. Şimdi bu geçen videolarımda dedim de bu Clipper nedir? Ne işe yarıyor? Yani onun hakkında video çekeyim dedim. Bu hazır sample paketlerinde genelde böyle bir şey yok dediğim gibi. Ama üst üste iki diz meseleden getirebilirsiniz. Orada da olabilir. Ama işte addictive drum, percussion'dur. Hani böyle çünkü bu basma şiddetine göre ses seviyesi artıp düşüyor ya. Şimdi arkadaşlar kafadan bir tane şey yazacağım. Ben şöyle mesela bir tane loop yazacağım buradan. Bir tane loop şöyle yazacağım. Ne demek istediğimi anlatmak için. Şimdi tamam bunları yazdım ya arkadaşlar. MIDI'de tabi belli olmuyor neyin ne oldu. Audio'yu çevirince şimdi audio'sunu çevirdik tamam mı? Bakın. Şimdi şöyle bakın. WAV formatı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu üst noktayı görüyor musunuz şurası? Şimdi bu kompres yiyince şu anda bak kompresör bir de kompres yiyince bunlar normalde sinyal şurada başlıyor. Yani bunlar limiteri kompresörü kandıracak bakın şuraları. Açalım dinleyelim kapat şunu. Peki bunları nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Bunları nasıl düzelteceğiz? Soft Clipper başlığı. Bu piyasanın en iyi clipping. Şimdi bakın. Şöyle attık. Bu oversampling ne işe yarıyor? Bu tabi bunu açtığında daha fazla kasar bilgisayarı ama tam ayrıntılı anlatamayacağım şimdi ama bunu açtığınızda daha randımanlı çalışır bu plugin. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın şunu clip bunu alta aldığım zaman bakın bu eğri de önemli mesela diyelim 2 desibel alta aldım. 2 desibelde bir şey yapmadı mesela 4 4 20. Şöyle. Şimdi ben de kompresör uygulamadığım için normalde bu kadar alta çektiğimde otomatikman çalışmaya başlayacaktı bu plugin. Bu tepe noktalarını taşlıyor. Biraz daha aşağı almam lazım. Ve ikisinin arasındaki farkı göreceksiniz. Bunu çıkartacağım abi diyorsun. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Şunun audiosunu çıkartalım. Pardon bunu audiosunu çıkartalım. Şuraya at. Ne dedik buna abi? Şu galiba. Arkadaşlar şimdi aradaki farkı gördünüz mü? Bakın şu tepe noktaları nasıl gitti. Tepe noktaları nasıl gitti. Yani ses şiddeti düştü mü? Kesinlikle düşmedi. Bu olay bu yani babalar. Bu dediğim gibi bu doğal akustik şey kullanıyorsanız bunlar da yapar. Ve bunu equalizer'la falan da engelleyemezsin. Sen şimdi buna equalizer yaptım şeyin de rengi gidecek. Davulun rengi gidiyor. O açıdan clipping bu yani. Dediğim gibi bu mesela hangi durumlarda daha yapabilir? Şey olursa hani iki tane üst üste gelirse mesela tizler. O zaten WAV şeyinde belli oluyor böyle WAV'ında. MIDI olarak anlayamazsın. O yüzden mix mastering böyle audio çekilerek yapılır. Bu sebeple işte. Görmeden anlayamazsın onu.
Dediğim gibi bu mix mastering sadece kulakla yapılmıyor, gözle de yapılıyor. Kanalımı takip edin, sizleri seviyorum. Bye.